Yani tabii biz sizin yaşta enerjik olmak isteriz tabii. Hem söyleyeyim, üniversitesi rektörü olarak çalışıyorum. Üniversitenin en üst, sizin için 1963 tarihi sizin için tanıyor, merak ediyorum mesela. 1963 yılı olduktan 3 yıl sonra doğduğum için çok derinlerde düşünüyorsunuz. Tabii araştırma faaliyetlerini tasarlayan ve gerçekleştiren üniversite olmayı düşünüyoruz. Onun için çalışıyoruz. Belki fakülte, kaç fakülte var, kaç öğrenci var üniversitede? Bunlardan kısaca bilgi verebiliriz. 4 tane fakülte. Fakülte ne demek? Branş demek bir nevi, değil mi? Yani işte mühendislik fakültesi, mimarlık fakültesi, fen edebiyat fakültesi, değil mi? Dişçilik fakültesi, biliyorsunuz onları zaten. Şu anda toplam öğrenci sayımız en altta yazıyor 12.057. Yani 12.000 civarında öğrencimiz var. Şimdi şöyle, size gelecek öğrencinin misyonu ne olmalı? Yani size gelecek öğrencinin hedefi ne olmalı sizce? Hani Ben nasıl onlara bir öğrenci olmalı size gelmek için? çalışmadan bir şeyin olmadığını siz bu yaşta öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Yani hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Yani toprağa bile oturduğunuz yerde boşsanız kazdığınız zaman orada bir faaliyet olur yani. Öyle değil mi? Boş, boşken bile. Yani hiç boş durmamak lazım bence. Yani boş durmayın sadece. Benim diyeceğim o. Yani kitap okuyun, bir şeylerle uğraşın, kafanıza bir şey takılsın, onun peşinde koşun, değil mi? Yani takıldığı şey nedir? Mesela dün bizim üniversitede proje yarışması vardı. Yani 133 galiba, 133 tane proje yarıştı. Yani sizin abileriniz, üniversite öğrencileri proje yapmışlar, onlar yarıştı. Bugün de ödüllerini vereceğiz ikide. Onlardan birisi şuydu, onu söylerken. Mars'ta diyor, oradaki Mars'taki taşları test edecek alet yaptım diyor, ben diyor. Yani hayaliniz olsun derler ya, yani o hep denen bir şey. Yani hayaliniz nasıl olsun, örnek olsun diye söyledim. Ben şaşırdım yani, öğrenciye sordum. Bu ne dedim, bu yaptığın şey. Diyor ki bana, bu diyor Mars'ta, Mars'a nasıl gidecek dedim. Yani şimdi Mars'a gidecek bu alet, Mars'taki aletin, Mars'taki taşların özelliklerini inceleyecek. Öyle bir alet yapmış. Yani bu bir hayal ürünü. Hayaliniz olsun derken hayale de örnek veriyorum yani.